Herkese selamlar dostlar. 11 ve 12 Kasım 2023 Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 14 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Videonun sonunda da bir adet sizlere pazar gününe ideal kombine bırakacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Cumartesi 7 karşılaşmam, pazar 7 karşılaşmam var. İsterseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet maç skor yarışmamız var. Bir tanesi kolay, bir tanesi biraz daha zor bir mücadele olduğunu düşünüyorum. 3 kişiyi Arsenal maçından, 3 kişiyi de Fenerbahçe maçından. Yani toplamda 6 kişiyi alalım. Cumartesinin maç skoru yarışması Arsenal Burnley mücadelesi. Benim skor beklentim 3-0. Adana Demir Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. 1-2 de benim skor beklentim var. Sizce ne olur? Yorumlara ayrı ayrı yazarsanız benim için daha kolay olur bulmanız. Ya çekilişleri alıyorum ya, daha kolay oluyor benim için. O yüzden toplamda 6 kişi alacağız. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bayern Münih Galatasaray maçını kazanan arkadaşımız da sanırım Azerbaycan'dan Elşen Aliyev isimli arkadaşımız. O da bana Instagram adresi üzerinden ulaşabilir. Her türlü soru, görüş, öneri içinde benimle Instagram adresinden Kangal Bey hesabından da sizler de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gruplar hakkında bilgi almak isteyenler vesaire vesaire iletişim Instagram adresimizdir. Cuma günü ne video çekmedim. Cuma günü için arkadaşlar herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında oraya katılabilirsiniz. Orada için bir şeyler yapabilirim sizler için. Ekstradan bir paylaşım yapabilirim veya canlı maçlarla birlikte bilginize. Yüksek mislerle devam edelim. Çarşamba günü yüksek mislerde PSV'yi ben güveniyordum. Ev sahibi yarı kazanır olaraktan da 2500 misli olarak önerdim. PSV'nin bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. Fakat Bayern Münih'in de handikapını bekliyordum. 2000 misli de ona önerdim. 90+3'te bakan bunun atmış olduğu golle burada yüksek mislimiz, mesela Bayern Münih'in 2000 mislimiz başarısız oldu. Eğer gelseydi güzel bir gün olacaktı. Hatta ana kombinemde de vardı handikapın. Fakat 90+3'te gelen golle birlikte ve Bayern Münih'in ya kendi oyununu çok oynayamadı. Galatasaray mı ters geldi bilmiyorum ama Bayern Münih de Bayern Münih değildi açıkçası. 2-1 kazandı, 2-0 da yaptı fakat 90+3'te gelen golle şanssızlık. Son dakikada 2000 mislimiz de burada başarısız olduğunu sizlere göstermek isterim. Devam ediyorum. Canlı maçlarla birlikte cuma, cumartesi, pazar her gün olduğu gibi de canlı maçlarla birlikte canlı odamızda devam edeceğiz. Sizler de canlı oynuyorsanız mutlaka bizleri denemenizi öneririm. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de canlı odamıza da bekleriz. Ve aynı şekilde herkes açık Telegram grubunda da ara ara canlı bahisleri zaten bırakacağım. Değerlendirecekler buraya da gelebilir. Ücretsizdir burası. Buraya da canlı bahisleri atıyoruz. Sizlerden ricam bu hafta sonu videosu olması kaynaklı +500 seviyesinde beğeni bırakmanızdır. Beğenilerinizi bekliyoruz. +500 seviyesinde çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. Kayseri'nin son karşılaşmasını izlediğim kadarıyla Kayseri gerçekten ve yüksek misli yapmıştım. Kayseri mücadelesi Alanya'ya kendi evinde bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. Kadro kalitesi olarak özellikle Süper Lig'de hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan sonra Adana Demir'i yazarım 5. sıraya. 6. sıraya da sanırım Kayseri'yi yazarım ben. Şu an oyun yapısı olarak gerçekten oturmuş bir takım. Ne oynadığını bilen bir takım. Pozisyonlara giren bir takım. Özellikle Tiam'ın varlığı gerçekten hücum hattında ekstra bir bitirici konusunda da Kayseri'nin işine geldiğini düşünüyorum. Kasımpaşa'da son mücadelede özellikle Fual iyi bir performans sergiliyor. Aytaç Kara da aynı şekilde iyi bir performans sergiliyor. Kasımpaşa'da Galatasaray'a geldi, olmanı tekrardan Kasımpaşa'ya geldi. Günün erken seans mücadelesi. Ben karşılıklı atacak golleri bekliyorum. Oranı ideal 1.40 seviyelerinde bir oranı var karşılıklı atılacak gollerin. Mücadelenin de 1-1 bandında veya biraz zor olur da 2-2 de olabilir. Ben 1-1'e biraz daha çok inanıyorum. Maç sonu 0'da sisteme girebilecek bir tercih olduğunu düşünüyorum. Alanyaspor'la Gaziantep karşılaşması. Normalde Alanya tarafına gitmezdim fakat biraz dış etkenlerden kaynaklı aldım bu mücadeleyi. Alanya'nın başına Fatih Tekke geldi. Kayseri maçında biraz korkuyordum. Yeni teknik adam ilk mücadelesi acaba Kayseri ev yarı kazanır gelir mi diyerekten de o gelmişti. Şimdi seyircisi önünde teknik adamıyla birlikte kendi evinde ilk mücadelesini çıkıyor Fatih Tekke. Bu önemli faktör. Diğer bir faktörümüz de Gaziantep'te teknik direktörün kenarda olmayışı. Sumudika arkadaşlar geçen maç kırmızı kart gördü. Kenarda da olmayacak. Onun da bilgisini vereyim sizlere. O yüzden ben diyorum ki Alanya'nın da özellikle puana da ihtiyacı varken şu dönemde diğer seçeneğinde ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanır. Mücadeleyi kazanabilir bu arada. Fakat ben burada biraz daha garantiye gitmek istiyorum. Ev sahibi herhangi bir yarıyı kazanan oranı 1.51 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Stuttgart'la Dortmund mücadelesi. Yani Stuttgart'ın forveti olmayışı kaynaklı sıkıntı yaşıyor. Güzel bir mücadele, gollü bir karşılaşma geçme ihtimali var. Fakat ben golden ziyade bu maçta kornere gitmeyi mantıklı buldum. Neden diye sorarsanız Stuttgart son dönemde bir sallanıyor. Özellikle son oynamış olduğu deplasman karşılaşmasında Heidenheim maçıydı sanırım.
Doğru. Herhangi bir varlık gösteremedi. Bu maçta atmak ister. Bence gol de bulabilir. Tabii ki gollere de gidebilir ama sanırım burada korner gollerden ziyade biraz daha ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Dortmund da zaten şundan kaynaklı, bir de kim öne geçerse geçsin o onun üstüne baskı kurabilir ve kornerleri getirebilir diye düşünüyorum. O yüzden tek tercihim burada korner tercihi olacaktır. Arsenal'la Burnley mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazın. Bilen 3 arkadaşımızı alacağım. Sadece bu maç için söylüyorum bunu. Arsenal'ın oynamış olduğu bir Sevilla karşılaşması var. Yani ilk yarıda gerçekten oyunu domine ettiğini söyleyelim. Tek kale oynanan bir mücadele. Burada Burnley'e yorulacak. Kötü giden bir Burnley mücadelesi varken, Burnley takımı da varken ilk yarıdan gelecek bir Arsenal galibiyeti mücadelenin ideal tercihidir. 1.38, 1.40 bandında bir oranı var zaten Arsenal'ın burada. Avrupa'da 1.55 oranı var tertemiz mesela. Onun dışında biraz daha macera aramak istersek şöyle bir şeyler yapabiliriz. Burada ev sahibinin 2-3 golü, yani ev sahibi 2.5-3 şeklinde. Benim skor beklentimde burada doğrudan 3-0. Kendi skor beklentilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Manchester United'la Luton Town mücadelesi. Kopenhag'da yani Manchester'ı devirdi. Helal olsun. Rashford kırmızı kart cezalısı. Galatasaray mücadelesi ne olmayacak? Ben şöyle düşünüyorum. Bak, normalde United'ı yani son dönemde hiç almadım kuponlarıma. Hiç almadım. Burada kuponu da almam ama anlatmak istiyorum. Luton Town'la oynayacaklar. Son mücadelesi Liverpool. Liverpool o maçta çok maç kaçırdı. Kendi evinde oynamıştı. Ben diyorum ki burada Manu bence kazanacak. Zaten bariz bir kalite farkı var. Ben burada nasıl kazanır? Biraz onun üstüne düşünmek istiyorum. 2-0 ayarında. Belki 3'ü de bulabilir. 2-1. Yani maksimum 4 gol çıkar diye düşünüyorum. O yüzden Manu kazanırken de mücadelenin 4.5 altında kalması da 1.54 gibi orandan da sizlere önermek istiyorum. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. 4.5 altında Manu'nun kazanırı. Real Sociedad'la Almeria mücadelesi. Sociedad şov yaptı. Benfica'ya ilk yarıdan 5 gol attı, bir de penaltı kaçırdı. Gollerden 2 tanesi iptal oldu. Yani 3-0 ilk yarıyı kapattı. Bir tane de penaltı kaçırdı. Oysa sıradaki gol Real Sociedad'a vermiştik biz orada. Canlı olarak da 1.81 gibi orandan. Penaltıyı kaçırınca zaten Benfica'da ikinci yarının başında attı. Başarısız olduk. Real Sociedad'ın ben bu oyunla yani Almeria'ya karşı 1-0 da olsa galip gelmesini bekliyorum. Herhangi bir 1.5 üstlere falan gitmeyeceğim. Real Sociedad'ın burada deplasmanda da olsa direkt galibiyeti 1.53 gibi orandan değerlendirmeye alınır diye düşünüyorum. Bournemouth'la Newcastle. Newcastle'da bir mücadele oynadı. Deplasmanda maçı da kaybetti. Ama bazı eksikleri vardı. Bazı eksikler bu maçta dönüyor takıma Bournemouth karşısında. Bournemouth da burada ara ara riskler alacaktır. Ben burada Newcastle'ın deplasmanda da olsa 2 gol atmasını bekleyeceğim. Deplasman 1.5 üstü sizlere idealden önermek istiyorum. Onun da oranı 1.47 gibi oranı var. Newcastle bence burada deplasmanda da olsa 2 gol bulacaktır diye düşünüyorum. Ayın 12'sine geçelim arkadaşlar. 12'sinde de aynı şekilde 7 adet mücadelem var. Fenerbahçe maç skoru sizlere sorduk. Sizlerden beklentilerimiz beğenilerdir. +500'ün üstünde beğeni gelirse sizlere kombin önerisi yapmaya devam edelim ki bu videoda sizlere bir adet kombin önerim var. Aston Villa ile Fulham mücadelesi. Aston Villa geçen hafta herkesi nasıl patlattı gördünüz. Deplasmanda Nottingham Forest'la 2-0 kaybetti ama oyun oynayan taraf burada Aston Villa'ydı. Sadece biraz üretkenlikte sıkıntı yaşadı. Fulham'la oynayacaklar. Zaniolo da bu arada aslında iyi oynuyor. Fakat skora daha katkı veremedi. Ama oyun içine baktığımız zaman da gerçekten iyi bir performans var ve kaçırdığını da söyleyelim biraz Zaniolo'nun. Fulham'la oynayacaklar. Fulham Mitrovic sonrasında arkadaşlar gerçekten hücum sıkıntısı yaşıyor. Ve burada ben şunu söyleyeyim. Yani Fulham burada gidip de Aston Villa kalesine baskı kuramayacaktır. Bence geçiş oyunu oynamaya devam edecekler. Tarafa girmek istemiyorum. Ama burada Aston Villa'nın atacağı 2 gol bence idealden değerlendirilir diye düşünüyorum. Ev sahibinin 1.5 üstü 1.43 gibi oranı var. İdealidir sizlere sunmak istiyorum. Onun dışında geçişlerden Fulham tarafı gol de atabilir. Benim skor beklentim burada 2-1 ayarında bir Aston Villa galibiyeti. Belki 3-1 de olur. 2.5 üstünde 1 yaparsanız arkadaşlar 2 orandan burada Aston Villa yüksek orandan sisteme ekleyebileceğinizi de düşünüyorum. Diğer mücadelem Brighton'la Sheffield mücadelesi. Brighton'da Estupiñan sanırım sahalara geri dönüyor. Bazı isimler de geri dönüyor. Son mücadelesinde iyi oynayan bir... Yani Everton gerçekten kanser. Everton maçı vardı. Maçı izledim. Everton gerçekten bu Premier Lig'de olmaması gereken takımlardan bir tanesi. Ne kadar köklü de olsa Premier Lig'de oyunu çirkinleştiren takımlardan bir tanesi. Brighton ise burada Sheffield'da oynayacaklar. Kendi evinde oynayacaklar. Yani ekstradan bir son 3-4 maçta da kazanamayan bir Brighton varken burada artık dananın kuyruğu kopsun. Kefeni yırtalım diyorum. İlk yarıdan gelecek bir galibiyet alalım. Brighton mücadelesinde başka herhangi bir tercih sunmadım.
Liverpool'la Brentford mücadelesi. Yine güzel tempolu ve Luton Town karşısında Darwin Núñez'in kaçırmış olduğu bazı pozisyonlar var. İzlemediyseniz mutlaka özeti izleyin deyin ki. Ben özetini sonradan izliyordum mücadeleyi. Pazar akşamı izliyordum. Hatta dedim ki bu maçta ne kaçmış böyle. İnanılmaz kaçmış dedim ya. Gruplara da attım pozisyonu. Ben burada idealden Liverpool'un en az 2 gol atıp kazandığını beklerim. Bence olacaktır. Liverpool 1-0 kazanmaz burada. En az 2 gol atacaktır. 1.40'larda yakın oranı var zaten. Onun dışında mücadele 2.5 üstünde 1 de bitebilir. Bu da Brentford'la gol atma ihtimali var mı? Var. Son haftalarda zaten formda. Son 2-3 maçını da kazanan bir Brentford takımı var. Fakat Liverpool'un ben burada kalitesiyle birlikte kazanmasını ve maçta en az 2 gol bulmasını zaten beklediğimi belirteyim sizlere. Bayer Leverkusen'le Union Berlin karşılaşması. Ben bunu kombineye aldım. Union Berlin'in Napoli mücadelesi vardı. İzlemişsinizdir mutlaka. Yani 10-15 maçtır yenilen bir Union Berlin var. Yani dedim ki ilk galibiyetini alacak sanırım. Geliyor, geçişlerden vuruyor. Girmedi bir türlü. Maç 1-1 bitti. Milleti patlatmıştır. Yani Kvara yani maçı sattı. Ciddi manada çok fazla top ayağında varyata yaptı. Mücadeleyi sattı. İzleyenler vardı mutlaka. TV8.5'daydı hatta yayınında. Union Berlin yani burada Leverkusen kalesine gol bulabilir. Bulamasa bile Leverkusen'i zaten burada bir Karabağ deplasmanına gidecek. Oradan muhtemelen rotasyon çıkacaktır. Burada ideal kadroyu sürüp mücadele genelinde yine tek başına 3-0'a götürme şansı da var burada. 2.5 üstü alırsanız idealden ideal kombineyi de koyduğum ilk karşılaşma zaten burada. Leverkusen mücadelesinin 2.5 üstü. Feyenoord'la Alkmaar karşılaşması. Feyenoord ve Alkmaar ligde oynamış olduğu maçlara baktığımız zaman da şöyle göstermek istiyorum. Feyenoord'un bir mağlubiyeti, Alkmaar'ın en az en üstte ligde mağlubiyeti yok. Fakat Alkmaar, Feyenoord zaten İtalya'ya gitti. Deplasmanda Lazio ile oynadı. 1-0 kaybetti. Alkmaar da perşembe akşamı henüz daha oynanmadı. Bir İngiltere'ye gidecek Aston Villa deplasmanı daha zor. O yüzden ben burada Feyenoord tarafına gitmek taraftarıyım. Mücadele ne olur bilmiyorum ama 90 dakika sonucunda Feyenoord tarafından 2 gol beklemek bence mantıklısı. Ev sahibi 1.5 üstü sizlere idealden önereceğim. Oranda 1.37-1.40 bantlarında. Maça başka bir tercih almadım. Sadece Feyenoord'un burada atacağı 2 golü sizlere öneriyorum. Adana Demirspor'la Fenerbahçe. Bu maçın maç skoru ne olur? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ben şundan bahsetmek istiyorum. Ya Adanalı arkadaşlarımız vardır mutlaka takip eden de Adana Demir sanki son dönemde bana biraz maç seçiyor gibi geldi. Gerçekten o beklediğimiz veya izlediğimiz o sezon başındaki Adana performansından uzak bir Adana var. Eğer öyle olursa Fenerbahçe burada maçı zaten bence kazanır. Onu söyleyeyim ben sizlere ama Fenerbahçe'nin de savunma hattındaki eksikler. Fred bu maçta muhtemelen dönecektir. Ama Adana'nın performansını ben gerçekten beğenmiyorum. Son maçta da berabere kaldı. Özellikle deplasmanda zaten. Henüz daha galip gelemedi. Kendi evinde ekstrem bir oyun oynuyor zaten. Ayrı bir oyun sergiliyor. Yani biraz da maç seçtiğini düşünüyorum. Burada Adana Demir'in de en iyi bir futbolunu sergilemesini bekliyorum öncelikle. Ben burada ideal kombineme şöyle bir seçenek aldım. Fenerbahçe'nin burada oranı da güzelken, deplasmanda da olmuşken mücadeleyi de bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Ya ilk yarıyı kazanır ya da ikinci yarıyı kazanır. Öyle Fenerbahçe'nin bir yarıyı kazanmasını öncelikle bekliyorum. Güzel oranı var. 1.38 gibi orandan aldım. Sizlere de öneririm. Diğer seçeneğinde mevcut zaten bu. Onun dışında dostlar eğer maç beklendiği gibi geçerse ilk yarıdan 2 gol gelebilir. İlk yarı 1-1 başlayabilir mesela. Öyle bekliyorum. İkinci yarı Fenerbahçe'nin atacağı golle birlikte mücadele 2-1 sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Benim skor beklentim 2-1. Kendi skor görüşlerinizi de yazın. Ben burada Fenerbahçe'nin bir yarıyı kazanmasını hatta mücadele 2-1 skorla kazanmasını da bekliyorum ama Adana Demir'in de karşılık vermesi de beklenebilir. Maç sonu 2 ve KG var da mesela ekstradan yapılabilir bu mücadeleye bilginize. Chelsea ile Manchester City mücadelesi. Tottenham maçı inanılmazdı. Yani son dönemde VAR'ın bu kadar kullanıldığı bir mücadele yok. Sanırım İngiltere'de de bu zamana kadar VAR çıktığından beri en çok VAR kullanılan maç olduğunu da söyleyeyim ben sizlere. Ama Tottenham'ın inadı bence gömülmesi lazımdı. Postacıoğlu orada gömülmedi. Yani savunmayı böyle savunma çizgisini orta sahaya kadar yaptı. O kadar atlet bir takıma karşı öyle bir savunma yaparsanız illa ki yiyeceğiniz belliydi. Biz de zaten 2-1 oldu. Hatta dedik ki bir gol daha. Macera arayanlar girsin dedim ya Chelsea'ye. Dakika 80'di. Geldi. 2 tane geldi hatta ondan sonra. City oynayacaklar. Bence City'nin burada deplasmanda da olsa mücadelede 2 gol atması beklenebilir. Ben burada deplasman 1.5 üstü 1.60'larda bir oranı var zaten. City'nin burada deplasmanda atacağının 2 golü. Ben sizlere öneririm. Oynayan takımından yanında olmak lazım. Hafta içinde oynamış olduğu maçta da Doku, Bernardo Silva gibi isimleri de dinlendiren bir City var. Burada deplasmanda 2 gol bulabilirim.
Sizlere bir ideal kombine önerdim. İdeal kombinemiz ekrana gelsin arkadaşlar. Fenerbahçe'nin burada deplasmanda bir yarıyı kazanmasını ve Leverkusen'in de mücadele genelinde 2.5 üst olmasını bekliyorum. Hafta sonunun ideal kombinesi, hatta pazar gününün ideal kombinesi olsun. Sizlere değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. +500 seviyesinde beni bekliyorum. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.